Bizim halkımız 40 nasihatla hizaya gelme dönemini bitirdi. O kredileri tükendi. O kredileri Cenab-ı Hakk'ın Türk milletine verdiği 20 yıldır söylediğim Allah'ın kredilerini hesaba çekmeyeceği anlamında kullanmayın. Kafanızı duvara vurursunuz. 20 yıldır söylüyorum. Açın okuyun yazdıklarımı. O kredileri kullandı. Evet. Telef etti, heder etti onları, heba etti. 22 Temmuz'dan sonra Türk halkı 40 nasihatle kendine gelme dönemini kapatmış. Bir veya birkaç musibetle kendine gelme dönemine girmiştir. Bunu kimse geri çeviremez. Şimdi ben halka diyorum ki 40 nasihat dönemi bitti. Musibetle kendine gelme dönemi başlamıştır. Dikkat et de bir musibetle kendine gel. Yoksa Allah'ın musibet yaratmakta zorluğu yoktur. Birkaç tane de yaratır. Yani aldı kömürü bastın ürü mü diyorsunuz? Eleştiriniz var yani. Bir insan çuval kömüre bilmiyor. Bunları, evet. bunları bilmiyor mu bu halk? Bu halk ferasetiyle en büyük veliye taş çıkartacak kadar sezgileri kuvvetli bir halktır. Bir de esprisiyle söyleyelim. Gerektiğinde de şeytana tersine papuç giydirecek kadar zeki ve kurnazdır. Kömürü aldı, mührü bastı diyorsun. Al kömürü, ver mührü bastı mührü. Öyle mi oldu şimdi? Ya kömür tabii yani lafa düşmüş kömür. Bakın şey, tabii. Ben o zaman hadi bir iki tane kutudan çıkarayım. Çıkaralım. Sadaka ekonomisi. İki tane çıkarayım. İki tane çıkarayım. Bu halk mesela bize, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı'na, evet. Türk siyasetindekilerin hepsinden neredeyse eskiyim. Beni bu halk bilir. Ve istatistiklere göre 15 milyon insan benim kitaplarımı okumuş. Demin dedik işte 56 kitap, hepsi bestseller. Bunların içinde 128, 129 baskı yapanlar var beyefendi. 15 milyon insan okumuş, bu 8 sene önceki istatistiktir. Benim aldığım o 180 küsür bin. Karış karış Türkiye'yi dolaştım. Ne dedi biliyor musun? Sen diyorsun ki ulaşmadı ona. Nasıl ulaşmadı? Halkın Yükselişi Partisi'nin aldığı oyların bir dağılımına bakın. Oy almadığımız köy yok. Bir tane almışız. Demek ki biliniyor orada. Ben genç parti gibi eğer 7-8 ilden %6-7-3 bu sefer aldı, neyse geri gitti. Her neyse. Böyle oy alsam senin dediğine katılırım. Ya bu 8-9 ile 30 il daha ekleseydim meclise girer. Böyle bir şey yok beyefendi. Edirne'nin bazı yerlerinde küçük birkaç beldede birinci partiyiz biz. Hakkari'nin köylerinden oy almışız. Oy almadığımız bir yer yok. Hozat'tan da almışız. Uzun Köprü'den de almışız. Sürmene'den de almadığımız yer yok. Bilinmeme hayır, yok diyorsunuz. Hayır, bilinmemenin şurada mazeret olur. Ben mesela 7-8 oy alsam Halkın Yükselişi Partisi ve meclise giremesem, ya 2 puan, 1 puanla giremedik. O zaman derdim ki biz demek ki yeterince çalışmadık. Ama %0, 5,5'un izahı olur mu böyle şey kardeşim? Böyle şey olur mu? Ve bunu halk söylemiştir. Ne demiştir? En temiz, en iyi niyetli olanı, oyları bölmeyelim. Sizinkisi uzak bir ihtimal bu sefer. Siz zaten başarınızı kanıtladınız. Sizin seçime bütün illerden tam liste girmeniz başlı başına bir başarıdır. Bu sefer o size yeter. Kimisi böyle dedi. Kimisi esas bunlar. Efendim, hocam tamam da her şey tamam. Sizde her şeyin fazlası var, eksiği yok. Ama Amerika müsaade etmez. İçeride TÜSİAD müsaade etmez. FÜSİAD müsaade etmez. Falanca müsaade etmez. Git TÜSİAD'a ver oyunu. Şimdi sevgili yani. Kardeşim, ben bu halka buradan bir kere daha saygılarımla birlikte soruyorum. Bu bir halka yakışır mı? Ben kalkmış elimi değil 20 parmağımı taşın altına koymuş, geçmiş 20 yılımı kendime tek tanık göstererek, demagoji ve propaganda ile değil, geçmişimi tanık göstererek, ilk defa Türk siyasetinde, geçmişime bakın, bugünümü tayin edin diyerek bir proje koymuşum. İşte demin diyorsunuz bak burada. 1926 Antlaşması'na, evet. 18 Ocak'ta ben mecliste gündeme getirdim. Bugün Türk Tarih Kurumu Başkanı bunu sahiplendi. Bizim vizyonlarımızın da ne kadar boyutlu olduğunu görüyorsunuz. Halk ne dedi bize? Tamam, İHAS da yaptırmazlar. Benim vekalet istediğim halk
bana git filancalardan icazet al derse bu halkı ben nasıl değerlendirmem lazım? Evet, siteminizi anlayışla karşılıyorum. Benim bakışım yani bu anlamda... Sizin için her şeyini ortaya koymuş, rahatını feda etmiş, riski almış, selli seyf etmiş, çizmelerini giyerek demiyorum, yalın ayak dikenli yollara fırlamış, rahatını bozmuş, her şeyini, saltanatını, servetini elinin tersiyle itmiş, ayda şu kadar milyarın hesaplarına yattığı basın kuruluşlarından bir adam. 5 millet, 6, 10 milletvekili parası kadar. Hepsini kaldırmış, bir kenara itmiş, ben milletime hizmet edeceğim. Demiş adama, diyorsun ki, tamam ama biz sana, ben senden mi vekalet istiyorum, Amerika'dan mı istiyorum? Senden mi icazet istiyorum, Amerika'dan mı? Evet. Sen nasıl milletsin ki? Senden icazet isteyeni def ediyor, başkalarından icazet alanı ödüllendiriyor. Evet. Burada, böyle şey olmaz. Burada ağır bir sistem var. Evet, böyle şey olmaz. Evet, bir şey diyemeyeceğim. Bunun çok... hesabını Allah soracak. Evet. Ben bunu bilirim. Ve bir milim lafımı geri almam. Çünkü bunda bir milim benim kuşkum yok. Ama Allah milletimize, hepimize acısın. Evet. Umarım bir musibetle bu badireyi atlatırız. Yine de ama hepsi, nasihat dönemi. Yine de büyük çoğunluğu bunun dışında tutabiliriz. Çünkü büyük çoğunluk büyük, vermedi. 40 geri en azından bakın, dışarıda yani. O büyük yani. Çoğunluk değil işte. Bu ittifak denen iltihap oyunları kandırdılar, tabii. Yazıklar olsun. Onlar o %53'ü de çoğunluk olmaktan çıkardı. Peki. Nasıl %53 beyefendi? 47 ile her şey bitti. Bitti. %53 falan yok. Türbanlı kızlardan şunu bekliyorum. Onlara canı gönülden destek vereceğim türban davasında. Şunu yapmalarını istiyorum. Bu Irak'taki Amerikan vahşetini lanetleyen yüzlerce bin insanın toplandığı bir miting yapsınlar şurada. İsterlerse topluyorlar. Bunu 28 Şubat döneminde gördük. Öyle değil mi hocam? Gayet. İsterlerse hafta, topluyorlar. Her hafta yapıyorlar. Şimdi peki şu soruyu soracağım o zaman ben. Peki Amerika Müslüman oldu. İslamiyet'in bayraktarlığını yapıyor da bizim haberimiz mi yok? Dinimizin adını değiştirme yetkisine de ulaştı beyefendi. Evet. Evet. Hani bir dini, cemaat yayınlar yaptı ya, İsa gelip dünyayı kurtaracak, evet, Müslümanlar da onun etrafında toplansın. İsa'nın beyaz bir minareye ineceği rivayetleri vardır. O beyaz minare bir semboldür. Ondan maksat ne biliyor musunuz? Aynen tırnak içinde. Beyaz Saray'da toplanan ulvi ruhlar. Bu yeni bir yıllar bir olur mu? 3-4 tane yazı, evet, yazdım bu konuyla. Evet, evet. Yıllar ve yıllar ben senin kıtmirinim ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diye gözyaşları dökerek Müslümanların kasalarını, keselerini boşatanlar bir gün geldi, kıtmiri olduk yani Resulullah'ın adını anmıyorlar. Şimdi İsa ve onun barış için çalışan ulvi ruhları, neokonlar öne geçti. Ben buna iman der miyim? Bunun Kur'an'ın anlattığı imanla, bunun Muhammed'in anlattığı imanla bir ilgisi var mıdır? Evet. Şimdi bunu 100 bin civarındaki camiyi akşama kadar doldurup da bunu fark etmeyenlerin durumu ne olacak? Bu din ve bu dini gönderen bunlardan hesap sormayacak mı? Soracak. Soracak. Yani hakikaten bu bence çok önemli bir konu. Evet. Irak'ta on binlerce, belki de yüz binlerce kadına tecavüz ediliyor. Orta Doğu tarihinde ilk defa Iraklı kadınlar Orta Doğu'nun fuhuş pazarının en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Bunun görüntüleri Amerikan televizyonlarında çarşaf çarşaf yayınlanıyor, gazetelerinde çıkıyor ve Türkiye'de bu türban ya da başörtüsü mücadelesini yapan kızların bu konuda aktif bir gösterisi yok. Bu doğru değil. Seni teyit için yakın yeni Özdemir İnce, tabii o yeni fark etmiş hadiseyi ama çok güzel, ilk defa haysiyetli bir kalem olarak yazdı bunu. Ya dünkü ya bugünkü yazısın. Dünkü yazısında var. Altı dün müydü? Yok, bugün. Bugün. Bugün veya bugün dünkü abi. Yazısında. Nilgün Cerrahoğlu da yazdı birkaç gün önce. Hasan Elbenna'yı bilirsiniz. Senin adaşın. Hasan Elbenna
Batı'nın hani militan terörist İslam'ın temsilcilerinden filan saydığı İhvanül Müslümin'in kurucusu. Evet. Şimdi İhvanül Müslümin'le çok sıkı enteresan temasları var Batılıların. Bakın. Hasan el-Benna'nın bir kardeşi var. Ulemadan bir zattır o. Cemal el-Benna. Gamal Mamal diye yazıyorlar. Adamın adı karışıyor Türkiye'de. İngilizceden alarak. Evet. Cemal el-Benna alim bir zattır. Tabi Hasan el-Benna da ilmi olan bir adam, fakih bir adamdır. Cemal el-Benna bu türban dediğiniz hadiseyi demin söylediğiniz değerlendiriyor. Tıpkı AKP'nin Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı İlahiyatçı Mehmet Aydın Hoca'nın da dediği gibi bir zamanlar demeçleri var. Diyor ki, Kur'an'dan böyle bir emir falan çıkmaz diyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu tamamen siyaset ve iktidara yönelik bir operasyonun göstergesidir. Evet. Şimdi bu böyleyken siz de kalkıp Türkiye'de bu bizim namus meselemiz dediğinizde milyonlarca başını örtmeyen kadın. Şimdi açık kadın, kapalı kadın tabiri kullanıyorlar. Bu beni çıldırtıyor. Nasıl bir ayırma gittiler mi? Bu beni çıldırtıyor. Açıklık başı açmak açıklık demek değil. Yani bunu demeniz için İslam'ın abdest uzuvları bunların içinde başın da işte bunun bazılarının dediği gibi bir tel saç görünmeyecek şekilde kapatılmasını emrettiğini tespit etmeniz lazım. Yani başı açık kadınları siz açık dolaşan kadın diye ilan ediyorsunuz ve bir de bunu bu örtünmeyi başı kapatmayı namus meselesi ya, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Zaman, vatandaş ne diyor biliyor musunuz? Ya diyor kamu vicdanındaki yansıması böyle. Ya biz demek ki namus zaafı olan insanlarız. Bir, şimdi nasıl bir haksız bir dün mü bugünkü beyanatta da yine büyük kurmaylardan birisi türbanla affedersiniz çok özür diliyorum don mukayesesi yaptı. Tövbe ya Rabbi ya tırnak içinde 40 tırnak içinde söylüyorum. Biz böyle bir tabir ben 20 senedir bu ekranlarda konuşuyorum. Ben çok ya böyle bir şey yani, böyle bir şey var mı kardeşim? AKP'nin kurucularından değil mi? Danışman kurucular kurucu. Cüneyt Safsay, Safsay gibi Hürriyet yazmış. Artık bugün bizden gitti. Bundan sonra savcılara, hukuka çağıracağız. Bakın, bu bugün kadar, de bu kadar gelen telefonlarda yani. Şu ben onun üzerine aldım okudum. Toparlarsanız kapatacağım evet. Çünkü söyleyebilirim. Dediler ki ya şimdi biz başımızı örtmediğimiz için bir de donsuz muamelesi mi? Ya yani? Rezalete bakın yani. Rezalet yani. Rezalet. Şimdi 1926'ya niye ben atıf yapıyorum o antlaşmaya? Çünkü mesele PKK meselesi değil. PKK avcılığıyla bir yere gidemezsiniz. Tezkere dediniz bak o kaynadı gitti. Ne tezkeresi? Eğer söz konusu PKK'nın takibi ve bertaraf edilmesi ise bunun için tezkereye filan lüzum yoktu. Bizim yaklaşık 30 yıla yakın bir zamandır tabii. Birleşmiş Milletler'in kararlarıyla kullandığımız bir hakkımız var, sıcak takip hakkınız. Evet. Size tezkere diye dayatanlara sormaz mısınız? Sen 13 bin kilometreden bir yığın yalanı söyleyerek ben terörü bloke edeceğim diye gelip Irak'ı işgal ettin. Ön vuruş yapacağım ben. Ne dediler? Caydırıcı vuruş yapacağız terörde. İş olduktan sonra, testi kırıldıktan sonra tokat atmanın bir kıymeti yok. Caydırıcı vuruş yapacağız biz. Peki sen bunu yaparken hangi hakka dayandın? Benim 50 bin insanım ölmüş bu macerada ve benim sınırım sen bana diyorsun ki tezkere çıkar da buraya gir. Nereden çıktı bu tezkere? PKK'yı takip için tezkereye ne lüzum var? Tabii sıcak takip Birleşmiş Milletler'de de serbest. Tezkere ne için çıktı Birleşmiş Milletler şartta var. Efendim, tezkere Türk milletine anestezik operasyon yapmak için çıktı. Oyaladılar işte yani ipe uzatıyor. Bak aa tezkere çıktı tamam iş oluyor falan tezkere derken nerede tezkere? Hatta malum medya şey yaptı uçaklar koydular gitti. Tezkereyi karga aldı gitti. Uçtu tezkere. Tezkere nerede? Tezkere nerede? Tezkere Beyaz Saray'ın koridorlarında çin çin oldu gitti. Bitti. Çünkü mesele tezkere meselesi değildi. Bakın meselenin ne olduğu çıktı ortaya. Tezkerenin sonucu Wilson'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Kürt devleti çalışmalarının resmi ön toplantısını yapıyor.
Tezkere bu mu? Bunun için mi tezkere alınmış? Şimdi hemen Bush'la Erdoğan görüşmesi bir saati ikisi baş başa yalnız konuşmuşlar. Ne konuştunuz bilelim yani. Yarım saatte konuştuklarını biliyoruz. Fasa fiso. Türkiye ile dalga geçtiler. Ben hukukçuyum ve de siyasetçi bir adamım. Türkiye ile dalga geçtiler. Ben öyle bir toplantıda beyefendi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz diye kalkar dışarı çıkardım. Dalga geçtiler. Ama bir saat baş başa görüşmüşler. Tabii baş başa görüşemez, dil bilmiyor, tercümanla. Şimdi o baş başa görüşmede ne konuşuldu? Tabii. Ne söz verildi? Onu açıklasınlar bize. Tabii, İşte onun uzantıları çıkıyor. Bakın şimdi bir espri, bir izleyicimiz evet. Tabii trajik bir şey, hem trajik komik bir şey yapıyor. Evet. Diyor ki İngiliz pasaportlu İngiliz vatandaşı bir ekonomi bakanımız var diyor. Bana şaka yapıyor, sayın bakan bize ihtiyaç yok diyor. Wilson da diyor İçişleri Bakanı olsun diyor. Amerikan Büyükelçisi Wilson da madem az gelir. Yani Kürt mülk az gelir. Yani, lütfen yapma. Onda İçişleri Bakanı bu hükümet yani çünkü Türkiye yani izleyicilerimiz içi kana alıyor. Yani bakın yapmayın. Acayip bir şey. Wilson, bu ülkenin haysiyeti Wilson'ın, onun nerede kaldı hocam? Wilson'ın ve daha öncekilerinde yani Pearson'ın da Edelman'ın da bunların şimdi Türkiye'deki performanslarına bakanlık az gelir. Lütfen yapma. Başarılılar ama değil mi? Onlar kendi açısından başarılılar. Hem nasıl. Milim aksatmadan. Hani Irak'ta diyorlar ya. Kendi çıkarları açısından başarılı. Bunlar Irak'ta çuvalladı Amerika. Batağa saplandı. Ya. Amerika herhalde buna münasip bir şekilde bir yerleriyle gülüyor. Ne batağa saplanması ya? Milim aksama yok. Siz 800 bin sivili öldürdüğünüz bir yerde 3 bin askeriniz ölünce bu batağa saplanmak mı? Ya bu milleti ahmak yerine mi koyuyorlar? Yoksa bunlar bunların vicdanı mı çürümüş? Türkiye, Amerika orada batağa saplanmışmış da biz de bekliyoruz Amerika. Ne batağa saplanması ya? Amerika işini tıkır tıkır saat gibi yürütüyor. Plan yapmış. Diyor ki ben Peşmerge ile PKK'dan ortak bir düzenli ordu kuracağım. Bu orduyla Orta Doğu'yu kontrol edeceğim. Bunu Demokrat'in kılıcı gibi kullanacağım. Özellikle Türkiye'yi, İran'ı ve Suriye'yi hizaya getireceğim. Dediğimi yapacaklar. Ve bunların kafalarına vura vura bunlarla da bunları işbirliğine sokacağım. İstediğim harita çıktıktan sonra Kürtlerin işini göreceğim. Onlar bak göreceğiz onları. Kesin inanıyorum. Yani ha şimdi PEJAK var. PEJAK, bakın PEJAK, PKK, Peşmerge. Düzenli ordu oluşturuluyor orada. Kürt nasıl bir tarihi hatayla harcandığını ve kullanıldığını maalesef bu uyuşmuş haliyle herhalde fark edemeyecek. Allah öyle bir ilham göndersin. Yani ne onlar fark etmesin de biz nasıl fark edeceğiz peki hocam? Şu siz bakın biz nasıl biz fark bu medyaya nasıl fark edeceğiz? Ne demek? Ben bunu 20 seneden beri efendim, fark ediyorum. Siz söylüyorsunuz da nereye kaç? Sen de fark ediyorsun. Kaç yerden ulaşıyoruz bunu? Onu arz etmek istiyorum. Yani bu medya anlayışıyla nereye ulaşırız bakın, biz? Gayrimilli hale gelmiş. Millet bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ama millete de ulaşamıyoruz müsaade efendim. Edin. Yani Kanal B var. Olmasa bir iki kanal kalmış. Değil, nereden kadar, ulaşacaksınız? 22 Temmuz'da bu o kadar değil. 22 Temmuz'da bu günaha halk %50'nin üstünde ortak olmuştur. Hiç. Bakın, ama bu tabloyu bilmiyorlardı. Göstermediler bu tabloyu. Yapmayın canım. Vallahi göstermediler. Ya, bakın bunu yaparsanız bunu millet uyanmaz. Bunları göstermediler bu adamlar ama yani. Bakın gizlediler. Millet. Perdelediler bunu. Lütfen nefsi levvameyi işletelim. Yani tamam. Kendini titizlikle eleştiren benliği öne çıkaralım. Bu nefsi levvame tabiri Kur'an'dan aldığım bir tabirdir. Kişi olarak da toplum olarak da. Şimdi ben siyasetçiyim. Siz şu anda aktif siyasetçi değilsiniz. Değil ben bir partinin genel başkanıyım. Bu en çok bana zararı dokunur. Ama ben böyle siyaset yapmayacağım. Ben Muhammedi bir mümin ve bir Mustafa Kemal evladı olarak ben böyle siyaset yapıyorum. Millete inanmadığımız şeyleri veya onu kandırıp bize teveccüh ettirecek şeyleri söyleme şerefsizliğine tenezzül etmeyiz diyor Mustafa Kemal. Benim imanım da budur. Millet 22 Temmuz'da senelerden beri iki yüzlülük, yalancılık, talancılık, kandırmacılıkla itham ettiği siyasetçilerin günahlarına %50'nin üstünde ortak olmuştur. Siz diyorsunuz ki terör konusunda Türkiye'nin tek şansı 1926 anlaşması. Bir de bunu açalım isterseniz. Tabii. Buradan bir gelelim hocam bakalım. Çünkü sorular var böyle. Pekala. Şimdi bir defa sorun dedik. Sorunla sorunuzu bana teslim ettiniz.
Türkiye'de sorun emperyalist tasallut sorunudur. Sorun budur. Bunu Kürt de bilecek, Türk de bilecek. Güzel. Emperyalist tasallut yüzünden. Evet. Ben bazen de Haçlı tasallutu diyorum. Yani Haçlı dediğim zaman birileri rahatsız oluyor. Canım niye bana Hilalci derseniz ben rahatsız oluyor muyum? Kızıl Haç demiyor muyuz Ufuk Bey? Evet. Kızılay demiyor muyuz? Biri Hilal, biri Haç. Evet. Niye rahatsız oluyorsun? Ben bir kampı anlatmak için söylüyorum bunu. Haç. Ben Hazreti İsa'ya kendi peygamberim gibi saygı duyan bir adamım. Duymak zorundayım. Yani Haç onu sembolize ediyorsa niye rahatsız oluyorsun bundan? Evet. Şimdi bu memlekette avukatlığı öylesine alçakça yapanlar var ki sizin sözünüzün esas muhatabı olan rahatsız olmuyor ve bir şikayeti yok. Burada birileri onun adına şikayet açıp savunma yapıyor. Evet. Çok, yani çok acı bir şey, uşaklığın ve düşüklüğün böylesi tarihte çok az görülür. Şimdi Bush Haçlı diyor, ben dediğim zaman rahatsız. Niye rahatsız oluyorsun? Bana birisi sen Hilal'in çocuğusun dedi mi ben rahatsız oluyor muyum? Evet. Bir Hristiyan da sen Haç'ın çocuğusun dedi mi rahatsız olmaz. Size ne oluyor kardeşim? Size ne? Şimdi emperyalist ve Haçlı tasallut var Türkiye üzerinde. Diğer bütün sıkıntılar bunun alt başlıkları ve bunun uzantılarıdır. Evet, teşhisiniz ilginç. Yani ve bunun büyük resmi görüyorsunuz bunun, yani. Siz, bunun tabii. Bunun doğurduğu şerir yavrulardır. Kürt bunu bilecek. Kürt zannediyor ki benim bin yıllık iman kardeşim, bin yıllık kader ortağım, bin yıllık akrabam, bin yıllık hane halkım. Benim yeğenlerimden Kürtlerle evli olanlar var. Evet, hepimizin ailesinde var. Tabii tabii. Kızı var, erkeği var. Yani aile birbirine girmiş. Tabii. Şimdi bu Kürt bu. Ben onun için benim Kürt kardeşim diyorum. Başka bir şeyle ifade etmek mümkün değil. Benim sırdaşım olan en yakın dostlarımın önemli kısmı Kürttür. Kürt kökenlidir yani. Türk vatandaşı. Evet yani. Evet. Ne mutlu Türk'üm. Köken işte. Neyse o. Neyse. Kürtçe konuşuyor çünkü. Konuşsun. Keyif alıyorum ben de. Farsçadan anladığım için Kürtçe anladım, konuşmaların da mevzunu takip ediyorum. Ne dediğini. Evet. O kadarını. Şimdi Kürt kardeş zannediyor ki ona iyilik ediyorlar. Bugün Kürt entelektüellere, Kürt öncülere, Barzani de buna dahil bir şey söylemek isterim tarihin önünde. Şerif Hüseyin'i unutmasın. Şerif ne demek? Peygamber torunu demek. Hazreti Hasan'dan gelme torunu demek peygamberin. Şerif Hüseyin'i unutmasınlar. Osmanlı'nın aleyhine Osmanlı kafir oldu, onu takip etmek şeren caiz değildir diye 3 tane yayınlanmış fetvası, deklarasyonu var İngilizlerin teşvikiyle, onlarla işbirliği kurarak. Ölürken de diyor ki Allah beni bu ihanetim yüzünden bağışlar mı bilemiyorum. Fakat böyle bir günahı nasıl işleyerek bu dünyadan gidiyorum diye diye kahrından ölmüş gitmiştir. Onu hatırlasınlar. O oyun tekrar ediliyor. Evet. Şerif Hüseyin'i hatırlasın. Kürtler kelime-i şehadetin çocuklarıdır. 1071 Malazgirt'te biz onlarla birlikte bu topraklara girdik. 10 binlercesi Alparslan'ın ordusunda vardı. 1071'de biz Anadolu'ya girdik. 1094'te Haçlı seferleri başladı. 2000 küsurlara kadar. Ve o Haçlı seferlerini püskürten ve İslam'ın haysiyetini, varlığını, kaderini koruyan, tarihe tekrar onu yaşar halde teslim eden büyük kumandanların ikisi Türk, ikisi Kürttür. Kılıç Aslan 1-2. Selahaddin Eyyubi, Haçlı Savaşları'nın sembolü, hepimizin onur kaynağı. Onu yetiştiren dayısı Şirküh, dağ aslanı demek. Pek ismi geçmez, Selahaddin Eyyubi'nin hem dayısıdır hem onu yetiştiren kumandandır. Bunlar. Şimdi sonra 1071 Malazgirt bu. Çanakkale'ye gel. Çanakkale'de aynı şey. Fesadı sokuyor İngiliz. Orada yaralar bereler açıp Kürtlerle kapıştırmak için
milli mücadeleyi ikiye bölüp parçalamak, dağıtmak için yemiyor, bu oyuna gelmiyor Kürt önderler. Lozan'a biliyorsunuz deklarasyonları var. Biz ayrılmak falan istemiyoruz kardeşim. Biz birlikte bu savaşı verdik, birlikte bu devleti kuracağız ve kuruyorlar. Ve Büyük Atatürk bu şuur, bu iman, bu beraberlik, bu kardeşlik, bu iç içeliği kurduğu devletin anayasasını aktarıyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuranlara Türk vatandaşı, Türk denir. Türkiye buranın adı işte. Bin küsür yıldır adı Türkiye, onu kullanmışlar. Şimdi bakın, 1071 Malazgirt'ten 1915 Çanakkale'ye kadar, evet, 900 küsür yıl bunu aşamayan Haçlı Batı, emperyalist Batı, bunu bu Kürtle Türk'ü birbirine vurdurmadan, birbiriyle kavgaya sokmadan bu badireyi ben aşamam dedi. Kurtuluş Savaşı'nda da aşamadım. Şimdi bir yandan onu yapıyor, bir yandan da Kurtuluş Savaşı'nda bitmiş zannettiği bir işi bitmemiş hale getirdiği için Mustafa Kemal'e akıl almaz bir kin ve düşmanlık duyuyor. Şimdi bunları göreceğiz. Evet. Türk siyaseti böyle görmek lazım. Doğru. Bunları görmeden Türkiye'yi bundan sonra siyaseten bir yere taşıyamazsınız. Bunu görmek ve buna inanmak lazım. Bunu görüp de buna inanmadan iş yapanlar da işte Türkiye'yi bugün bu hale getirdiler. Binaenaleyh sorun işte budur. PKK da bunun uzantısıdır. Sorun esas PKK sorunu değil. Kurtuluş Savaşı'nda PKK o Sayın Bakanım bir taktik, evet, evet yani maşasıdır. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'la Türkiye'ye oynanmak istenen oyun bugün bu PKK'yla oynanıyor. Evet. Ama bir fark var. Kürt kökenli vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bu fesada asla iştirak etmiyor. Yani o çok iyi bir şey. Türk vatandaşları da esasında hiçbir bu kadar provokasyona rağmen gayet tabii, hiç ayrımcılık gayet yapmıyor. Bu tabii çok önemli bir şey yani. Ben eminim. Biz de vakur bir milletiz yani. Gerçek bir milletiz yani. Bu onlar çok, bakın. Türk milleti hakikaten şey, yüce bir millet yani. Bin yıldır kelime-i şehadetin ortak iman çocuklarıdır. Bir. İki. 80 küsür yıldır da emperyalizme karşı birlikte savaşmanın kader ve iman ortaklığından gelen bir beraberlik şuuru var. Bunu Kürt de biliyor. Evet. Türk de biliyor. Bu memleketin evlatları bunu biliyor. Ha ama şunu da unutmayalım. Türkiye Avrupa ölçeğinde bir devlet nüfusu kadar hain var. Her şimdi onu diyeceğim hocam. Bakın bu Kürtçülük fesadını kışkırtan, yazan, savunuyor gözüken, entelektüel pozlarda yapan bir fitne fesat medyası var. Yani aydın görünümlü, bana göre ihanet içinde olan bir grup var. Yani bunların önemli bir bölümü eskiden Marksist'ti, sosyalistti. Devletle ordu düşmanıydılar. Şimdi bunu İboş maskesiyle, maskeli demokrasi altında, yani liberal de diyemiyorum çünkü liberalizm 300 yıllık bir felsefe. Bunlar liberal falan değil, bunlar liboş. Bunlar Kürtçülük fesadının bir numaralı destekçisi. Bakın, burada Kürtçülük fesadı yapanlar var. Hemen onların yanında eski Marksist dönek liboşlar var. Gazete ve medyalara sızmış. Hemen onların yanında üçüncü bu Şer İttifakı'nı tamamlayan, o sizin en çok mücadele ettiğiniz yüce dinimizi istismar eden radikal kökten dinci unsurlar var. Yani radikal, yobaz mı diyelim? Radikal kökten dinci demeyin. Ne dersiniz deyin yani. Radikal siz şeriatçı diyorsunuz bir yazınızda. Müsaade edin. Hayır. Radikal kökten dinciler içinde bu vatana sadık insanlar var. Onlar inanç açısından radikallik. İnanç şimdi bakın ne dersiniz? Radikal yani, kökten dincilere ben savaş açtım diyen Haçlılar bugün radikal kökten dinciliği filan hiç telaffuz etmiyorlar. Değil mi? Ilımlı İslam'la işbirliği yaptılar. Yani sömürge diniyle. Radikaller ılımlı İslamcıların yaptığı kötülüğü bu ülkeye yapmadı. Evet, bu da ilginç bir yaklaşım. Evet, bunu görmemiz lazım. Ama şimdi ortada ittifak var. Mesela bakın. Erbakan radikal bir dinciydi. Ama asla gayrimilli Türkiye'nin olmadı, çivisini emperyalistlere. Ama onlar da ayrıldı. Bakın az önce sizin dediğiniz şeye geliyor. Bakın. Evet. O görüş, hani milli görüşler vardı biliyorsunuz. Bu işte şu andaki AKP'nin çekirdek kadrosu. Görüş öyle başlıktan yani, değil. Öyle dersen yani Recep Tayyip Erdoğan da işte anlıyorum ben işte. Ama ondan ayrıldı bakın. Kişilere bakalım. Şimdi efendim bakın o görüşten bir grup ayrıldı. Emperyalizmin uşağı oldu. Tam anlamıyla. Gayrimilli oldu. Bir grup Erbakan ve arkadaşları milli tarafta kaldı. Her partide öyle. Bakın Doğru Yol Partisi'nde Sayın Mehmet Ağar Düzova'da siyaset diyerek işte bu söyleme
AKP'nin de desteklediği, DTP'nin de söylediği söyleme destek oldu. Ben aynı partide görev yapıyordum. Onunla yolumu tam ayırdım. Ben Milli Devlet'ten yana tavır koydum. Üniter yapıdan Mehmet Ağar Düzovacı oldu. Bakın aynı partide bakanlık yapmış iki insanız yan yana. Ayrıldık. Türkiye bu anlamda ayrılması milli gayrimilli saflaşmasına dönüşüyor. Onun için ben şer ittifakı derken bunları kastediyorum. Yani yeni istismarcısı, yobaz, itirazım yok. Fesat bölücü ve ayrılıkçı bölücüler ve bunlara entelektüel şey taşıyan fesatı entelektüel taşıyan bir boş takım. Ben kendi alanımda otorite olduğum alandan orayla ilgili bir tespit. Hay hay. Yani, şimdi Haçlı emperyalistler radikal derken her zaman din konusunda şiddetçi, kancı filan anlamıyor. Radikal derken kendi ülkesinin veya inancının çıkarlarını ne pahasına olursa olsun savunan insanları kastediyor. Mesela benim için de radikal tabiri zaman zaman kullanılıyor. Yani biz burada değiliz. Biz burada inanç meselesini ve oradaki radikalizmleri filan konuşmuyoruz. Biz burada Türkiye lehine ve aleyhine tavır ve eylem koyan anlayışları konuşuyoruz. Evet. Bugün meselemiz budur. Şimdi bakın, ben geçmişte dinle ilgili 8-9 yüzyıl hiç yakası açılmamış, üstü açılmamış bir takım gerçekleri gündeme getirdim. Dini hassasiyeti olan insanlar bana çok ağır biçimde karşı çıktılar. Ben onları hep anlayışla karşıladım. Adam bilmiyor 8-9 asır, aksini öğrenmiş. Şimdi biri çıkıyor, sakalı yok, bıyığı yok, sarığı yok, bir şeyi yok. Efendim, bir şeyler söylüyor, adamın nevri döndü. Bakın bugün evet. Benim etrafımda, benim fikriyatıma, hatta siyasetlerime hararetle hizmet eden insanların birçoğu o gün bana karşı çıkanların içinden geliyor. Güzel. Çünkü onların Türkiye'ye düşmanlık gibi, İslam'a düşmanlık gibi bir niyetleri yoktu. Aldatılmışlardı, olayı gördüler. Ama onların içinden, onlarla birlikte bana aynı şeyleri yapan, fakat bugün de benimle beraber olmayan kimler? Bir biçimde Haçlılarla, Amerika'yla, CIA'yla, onunla bununla ittifak kuran ve Türkiye aleyhine onlara hizmet verenler. Evet. Bir zaman o kadar, hatta o demin dediklerim kadar da bize saldırmıyorlardı. Gene ya öyle ama işte falan, ilim adamı işini iyi biliyor falan gibi. Şimdi dışarıdan aldıkları talimatla tamamen. Artık din, iman, Allah, kitap, Muhammed, Kur'an, bunlar unutuldu. Sadece ABD ne der, Washington ne der, Brüksel ne der, onu esas alarak evet. Türkiye'deki stratejilerini, dostlarını, düşmanlarını tayin ediyorlar. O halde bugün milletimizin bir şeye bakması lazım. Bizim bugün din meselesinde, felsefi konularda, fikri konularda, o öyle düşünmüş bu. Bunlarla biz uğraşıyorsak biz aldandık ve biz oyuna geldik demektir. Evet. Bir tek şeye bakacağız. Vatanperver kim? Evet. Türkiye'nin çıkarlarını düşünen kim? Düşünmeyen kim? Buna karşı çıkan kim? Başka bir miyar, başka bir kıstas yok. Ölçü vatansever budur. Üniter yapıdan, budur. Ulus devletten budur. Yana tavır budur. Koyanlarla koymayanlar. Milli gayrimilli. Çünkü bu yoksa bakın tabii. Ne dirlik, ne düzenlik, ne refah, ne mutluluk, ne kardeşlik ve ne de din olur. Bugün Türkiye'de Kur'an'ın anladığı manada dinmin de bırakmamışlardır. Çünkü bakın belki gelecek din bizim dinimiz. Olur mu efendim? Türbanlı olup işte Çankaya bizim, turbanı bizim dinimiz peygamberini özgürlüklere vurulmuş prangaları kıran önder diye tanıtıyor. Şimdi böyle bir peygamber, Kur'an bunu veriyor, Araf suresinin bir ayetidir bu. Bu ülkenin kurucusu ve emperyalizme karşı savaşı verip kazanmış Mustafa Kemal bir kumandan var. O da ne diyor? Hazreti Muhammed esaret tanımamanın sembolüdür diyor. Mustafa Kemal'in Atatürk tarifi budur. Atatürk'ün Hazreti Muhammed tarifi budur. Ve diyor ki Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi Bedir Savaşı'dır. Özgürlüğe, haklara, haysiyete vurulmuş pranga, indirilmiş darbeye karşı savaş.
Şimdi böyle bir peygamber ve böyle bir devlet kurucusu. O halde biz cumhuriyetin değerleri dediğimiz zaman bu aynı zamanda kelime-i şehadetin haysiyeti demektir. Evet. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucuları tarafından konmuş temel iradeleri ve temel değerleri oynandığında, sarsıldığında bu İslam'ın da tahrip edilmesi ve darmadağın edilmesi demektir. Dikkat edin, İslam'a sataşanlarla Atatürk'e sataşanlar, Atatürk'e sataşanlarla İslam'a sataşanlar aynı odaklar ve aynı adamlardır. Aynı yer. Aynı yer. Evet, başka aynı maskelerle yerler. Besleniyorlar diyorsunuz, anlıyorum. Maske falan da yok artık, açık. Alenileştiler değil mi şimdi? Aleni, bakın, hiç saklı kapalı bir şey yani yok. Hem dağda hem bağda hem burada her bölücük yerde. Alenileşti gayet yani. İki miras ve iki şahıs. İki miras. Biri Muhammedi miras. İkincisi Mustafa Kemal mirası. İki şahıs. Biri Kur'an'ın Muhammedi. Muhammed'in devri bitti diyor en büyük din cemaati. Artık İsa'nın etrafında toplanmamız lazım. Ya onlar bir acayip yani. İkinci şahıs Mustafa Kemal. Ve oyunu öyle tezgahladılar ki iki anti-emperyalist mirası iki öncüsünün beraberliğinden çıkarmak ve bunu darmadağın etmek için ikisine birlikte savaş açıyorlar ve bunları birbirine zıt gösteriyorlar. Bakar mısınız? Bana yine sormuşlar. Efendim o zaman bazı şeyler, IMF'den 46 mesela... milyar dolara niye evet. Telekom'u özelleştirmediniz de sonradan 3,5 milyar dolara özel. 46 milyar dolarla biz her şeyi kapatır, bir yığında istihdam yaratır. Tabii o zaman bu iç borcumuz... Bu nasıl iştir? Bakın bir ülke ya özelleştirmeyse öyle yapıldı. 25 milyar dolar iç borcumuz vardı. Bana IMF dedi ki standby yapmazsanız, kuru çıpa yapmazsanız çeviremezsiniz. 97'de. Aradan 10 sene geçti. Bugün 200 milyar dolara aşkın iç borcumuz var. Sadece iç borcumuz. O zaman 25 milyar dolar borç. 25-30 arası 29'du. Yani 97 sonunda 29 milyar dolardı. Bugün 200 milyar dolar. Bugün iç iyi borç. Yoldasınız iç borç. İç borç. Dış borç da 225 de dış koyun. 450 milyara yakın borcumuz var. Şimdi Türkiye bu sıcak para bağımlısı haline gelmiş. Aşırı borçlu, açık veren, aşırı değerli YTL'e giden bir yapıda. Diyorlar ki ekonomik bağımsızlığını koruyamayan bir ülke siyasi haysiyetini de koruyamaz. Ne dersiniz buna? Buna yorumunuz ne? Efendim. Demin iki mirastan bahsettik. Şimdi evet. Bir defa aklın söylediğine bakalım. Siz diyorsunuz ki şu kadar borcumuz var haysiyetini. Bu borçların ne anlama geldiğini, sıcak para diyorsunuz. Bunların ne anlama geldiğini halka anlatalım. Bunların mahasalı şu sevgili halkımız. Türkiye kazandığının %45-50'sini dış ülkelerdeki para babalarına faiz olarak ödüyor. Öyle mi değil mi? Evet. Peki, kazandığının %50'ye yakınını faiz olarak ödeyen bir ülkenin iflah etmesi mümkün mü? Yarınları iş yaratması, istihdam yaratması, ekonomik meselelerini çözmesi mümkün mü? Bu demek bu. Evet hocam. Şimdi böyle bir ülkenin bağımsızlığı var mı? Hayır, böyle bir ülkenin bağımsızlığı yok. Emperyalizme kadar dik durabilir mi diyor mesela bir tane daha. Bağımsızlığı yok. Dik mik onlar artık yetmiyor. Şimdi biraz geri gidelim. Bizim Kurtuluş Savaşı ile elde ettiğimiz bağımsızlığın iki ayağı var. Ben buna 2M diyorum. Dayandığı iki ayak. Birisi 1920'de Mustafa Kemal'in Anadolu'dan yazıp evet. Osmanlı Meclis-i Mebusan'ına gönderdiği ve o Meclis-i Mebusan'ın son yani tarihe bıraktığı o onurlu bir şey, Mustafa Kemal'in gönderdiği Misak-ı Milli, Milli Ant'ı, o metni tartışmaya açıp son oturumunda bunu kabul ederek kapattı hadiseyi. Bizim siyasi, askeri ve güvenlikle ilgili bağımsızlığımızın ifadesi orada, Misak-ı Milli. Tamam mı? Evet. Birinci M. İkinci M veya ikinci MİM. İkinci MİM de daha Kurtuluş Savaşı devam ederken İzmir'de toplanan, siz ekonomistsiniz bakın, İktisat Kongresi'nde bir şey var orada. Onu niye telaffuz etmeyiz? Misak-ı İktisadi.
ekonomik ant. Türk Kurtuluş Savaşı, Türk bağımsızlığının başındaki Mustafa Kemal mimiyle bu iki mim birleşerek Türk Kurtuluşunu ve bağımsızlığını gerçekleştirmiştir. Misak-ı Milli, Misak-ı İktisadi. Misak-ı Milli, işte bugün onu parçalamak istiyorlar. Misak-ı İktisadi'miz kalmamıştır. Yani Cumhuriyet'in ve şehit dedelerimizin bize emanet ettiği bağımsız Türkiye bugün yoktur. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Ukrayna'dan 1922'de 16 milyon bir para alınacak, borç. Ukrayna diyor ki, bu borcu size veririz, yalnız bir şey istiyoruz. İleride bağımsızlığınızı tamamladığınızda madenlerinizin işletilmesinde bize öncülük tanıyacaksınız. Böyle bir rüşhaniyetimiz olacak. Başka bir şart da koymuyor. Yani birileri müracaat edecek, biz de edeceğiz, bize bir şans tanıyacaksınız öyle ya, size bu kadar. Bunu meclis müzakere ediyor. Varılan karar, böyle bir şartı kabul edemeyiz. Ya Kurtuluş Savaşı, milletten tekalifi amme emirnameleriyle, 11 tane emirnameyle başkumandanlık, yırtık çarık istiyor, bulgur istiyor, yün istiyor, yorgan istiyor, kazma istiyor, kazma sapı istiyor, bunları istiyor. Böyle bir Türkiye'de bu meclis bu parayı borç olarak alacağı paraya böyle bir şart öngörüldüğü için reddediyor. Ne yapıyorlar? Bitmedi. Şimdi Türkiye'nin bugün ne yapması gerektiğini buradan çıkaracağız. Ne yapmış biliyor musunuz? Meclis oturmuş demiş ki, bir, ordu muvazzaflarına ve onların emeklilerine, yetimlerine, dullarına şu kadar verilen paradan şu kadar geri çekin. Memurlara verileni şu kadar geri. Zaten verdikleri de, yani o da ayrı bir iş. Efendim şu harcamayı kısın, bu harcamayı kısın, şunu kısın, bunu kısın, şunu kısın, bunu kısın. Fali Rıfkı Atay diyor ki, o zaman Ankara'da biz ev kiralamak için bir yer bulduğumuz zaman iki hafta tahta kurusu temizliği yapardık. Sonra da dayama döşeme derdik eve. Evi dayadım, dayama döşemenin manası şuydu dedi. Bir külüstür karyola, üzerine de tahtaları atardık. Bir de yatak atardık üstüne. Dayama döşeme buydu. Bu mücadelenin içinde bir devletin şu kadar milyon vereceği borca bu şartlar içinde işte haysiyet, bağımsızlık bu. Bravo. Şimdi bağımsızlık bu. Bugün başbakan diyor ki, ben Kuzey Irak'a girme, sen öyle konuşursun orada diyor bol bol. Deseydim ertesi gün memurların maaşlarını ödeyemezdik, 1 milyar doları vermezdi Amerika. Şimdi buraya geldik. O halde misak-ı milli ve misak-ı iktisadi sağlanmalıdır. Böyle laiklik şarlatanlığı, efendim şu elden gidiyor, bu elden, bunları 425 milyar dolar siz dedinizse ben bunun altını çiziyorum. Ben 400 diyorum son zamanlarda. 226 dış, 200... Toplam borç tabii. 426 toplam borç. 425 milyar dolar borcun altında her doğan çocuğunun birkaç bin dolar borçla doğduğu bir ülkede kazancının %45-50'sini faize veren bir ülkenin bağımsızlığı olur mu? Olmaz. Ne Mustafa Kemal mirası açısından böyle bir bağımsızlık var, ne de Muhammedi miras açısından. Kur'an bağımsızlık ve özgürlüğün altına bir kelime koymuştur. İstitaat. İstitaat, güç yetirme, yeterli olma, yetebilme demektir. Evet. Bunun da iki uzantısı vardır İslam fıkhına göre. Birisi siyasi ve askeri güvenlik, bu istitaat. Evet. İkincisi de özgürlük dediğimiz, evet, istitaattır. Şimdi bunların Türkiye'de özgürlük dediğimiz istitaatın da ekonomik istitaat olduğunu İslam fıkhı da tasrih ediyor. Şimdi bizde ekonomik istitaat da yok. Şimdi maazallah bu son gelişmelerle artık güvenlik, tabii ekonomi, milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Yok, senin bir ayda 55 askerin öldürülüyor.
Ondan sonra gidip okyanusun ötesinde birilerine yalvarıyorsun. Girip bunların işini bitirelim mi, bitirmeyelim? O da diyor ki acele etmeyin. Dur bakalım diyor. Hele biraz bekleyin, ben söyleyeceğim. Bu ayıp bize yeter. Söyleyeceğini söyledi.